Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışacağım. Gördüğüm kadarıyla. Evet. İyi akşamlar herkese. Yaklaşık 45 dakika canlı yayın yapabiliriz. Sonunda da canlı yayına davet edeceğim soru sormak isteyenleri. Deryacığım merhaba. Bahadırcığım selamlar. Ne haber? Evet, iyi akşamlar herkese tekrar. Merhabalar. Deryacığım ne haber? Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bayağıdır yoktunuz demiş. Yani işte zaman buldukça katılıyoruz. Ne demişiz? Hocam yeni doğum yaptım. 16 günlük bebeğim var. Anne hangi vitaminleri kullanmalıyım? Takviye olarak ne almalıyım? Yani ben genelde hamilelik öncesi dönemde kullanılan vitaminleri 3 ay daha hamilelik öncesi diyorum. Pardon, doğum öncesi dönemde kullanılan vitaminleri ve demiri 3 ay daha kullandırıyorum. Doğumun başladığını hisseder mi gebeler? Tabii yani doğum sinsi bir olay değildir. Yani doğası gereği tabii ki kadına hissettirir, anne adayına. Yani şöyle bir şey yok. Sabahleyin kalktınız çocuk yanınızda duruyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Mutlaka herhangi bir şekilde hissettirir size. Tamam. 40 yaş itibariyle ikinci çocuk için geç mi? Yani benim takip ettiğim anne adaylar arasında 40 yaşında olan dolu var. Yeter ki yumurtanız yeterince olsun. Bir de düşük riski biraz daha fazla oluyor tabii ki. Gebelik zehirlenmesi riski biraz daha fazla oluyor falan filan. Bir düşün, bir de 9 haftalıkken kalbi duran bir bebeğim oldu. Yeni hamileliğin öncesinde dikkat etmem gereken bir şey var mı? Genelde iki tane düşük yapanlara şunu öneriyoruz. Bir kromozom analizi öneriyoruz. Çift taraflı hem anne adayına hem de baba adayına. Bir de kanda pıhtılaşma testleri öneriyoruz. Belki bir de buna ilaçlı rahim filmi eklenebilir. Tiroid oto antikorları eklenebilir. Hashimoto var mı falan filan diye. Genel olarak bir komple bir sağlık muayenesinden geçmekte fayda var. Benim mol gebelik riskim var. İkide bir kan veriyorum. Bunun riski bana nedir? Mol gebelik riski mi var? Mol gebelik mi var? Şimdi mol gebelik tabii ki eğer invaziv molse akciğerlere sıçrayabilen, başka organlara sıçrayabilen bir şey. O yüzden onun beta HCG seviyesinin sıfırlanana kadar takip edilmesi lazım. Gerekirse de ilaç verilmesi lazım. Yani mol gebelik riski farklı bir şey. Mol gebelik riskinin altından gerçek mol gebelik çoğu zaman çıkmıyor, onu söyleyeyim. Ama mol gebelik varsa sıfırlanana kadar takip edilmesi lazım beta HCG'nin. Vajinismuslu birisi vajinal doğum yapabilir mi? Zorlanır mı? Yani zorlanır diye düşünüyorum. Tabii ki çatı muayenesinde tabii sonuçta vajina girişini şey olarak değerlendirmemek lazım. Hamilelik öncesindeki dönem gibi değerlendirmemek lazım. Vajina az da olsa genişliyor, doğuma uygun hale geliyor falan. 37 hafta civarında doktorunuzla karar vermeniz lazım. Gebelikte miyom ağrı yapar mı? Erken doğmaya düşük sebebi olur mu? Şimdi bak şöyle gebelikte miyom ağrı yapabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü östrojene bağlı olarak hızlı bir büyüme fazına girdikten sonra rahim de onun büyümesini engellediği zaman miyoma giden kan akımı azalıyor. Yani miyom bir anlamda az kan alıyor, ölüyor. Dejenere oluyor. Bu esnada ağrı oluyor. Aslında bir yandan iyi bir belirti. Artık miyomun büyüme potansiyelinin azaldığını gösteren bir belirti. Miyom tek başına genelde erken doğum ve düşüğe neden olmaz. Ama eğer çok sayıda miyom varsa, ondan sonra lokalizasyon itibariyle rahim iç tabakasına baskı yapıyorsa, o zaman tabii ki düşük nedeni olabilir. Onları hamilelik öncesinde değerlendirmek lazım. Polip hamileliği engel mi hocam? Polibin lokalizasyonuna bağlı. Yani rahimin o üçgen yeri var ya, orada ne kadar yukarıdaysa bebeğin yerleşeceği yere o kadar yakın demektir. Kural değil ama 1 santimetreden ufak polipler genelde bir sorun yaratmıyor. Daha aşağıda o üçgenin daha aşağısında yer alan yani
rahim ağzına doğru yer alan polipler de genelde bir sorun yaratmıyor. Yani polip eşittir hamile kalamamak veya düşük yapmak anlamına gelmiyor çoğu zaman. "34 haftalık hamileyim, bebek iri ve polidramlıyorsa ne yapmalıyım?" Şimdi bak, bebek polidramlıyorsa, sıvı fazla varsa, bir, öncelikle gebelik şekeri var mı yok mu onu ekart etmek lazım. İkincisi, bebeğin midesi yeterince büyüklüğü normal mi? Yani acaba yutamıyor da ona bağlı mı bir polidramnios var? Onu değerlendirmek lazım. Tabii ki hem iri hem de polidramnios olunca gebelik şekeri ön plana çıkabiliyor. Ama öte yandan iri bebeğin kendi etrafındaki amniyon sıvısı da biraz daha fazla oluyor. Yani burada cevaplandırılması gereken en önemli sorular. Bir, gebelik şekeri var mı yok mu? İkincisi de mideden, daha doğrusu yemek borusundan mideye geçiş iyi mi? Yani mide yeterince doluyor mu? Çünkü sindirim sistemi tıkanıklıkları özellikle yemek borusu seviyesinde bazen o idrarla yapılan amniyon sıvısının sirkülasyonunu yavaşlatabilir ve birikmeye neden olabilir. Erken menopozdayım. AMH 0,16 adet yok. Tüp bebek olmaz mı? Yani AMH'a göre değil de yumurta sayısına göre bakmak daha iyi. Artı bir de yumurtalıkları uyarmak lazım. İlaçta bakalım şeyi nedir? Cevap veriyor mu? AMH 0,16 sonuçta bir AMH değeri var. Tamam. O yüzden de yumurtalıklara böyle yüksek doz ilaçlarla uyarıldığı zaman bazen yumurta çıkabiliyor hamile kalmak için yeterince. Progestan ilacı ne işe yarar? Progestan ilacı düşük önleyici diye geçer. Kanamayı azaltmaya yarar. Ondan sonra rahim ağzını kısalmasını engellerken kullanıyoruz. Birçok şeyde kullanıyoruz. Yani hamilelikte daha çok böyle rahimi gevşetici bir etkisi var. Ondan sonra progestan öyle bir özelliği var. Progestan hamilelik hormonudur zaten. Hamilelikte çok aşırı yükselir ve çok sıklıkla kullanılır progestan. CRP değerim 54 çıktı sezaryenden sonra. Geçen gün daha bir yayın okudum. Çünkü öyle bir şey gündeme gelmişti. Benim hastamdan da bir tane CRP başka bir yerde bakılmış grip olduğu için 100 çıkmıştı. Sonra bir literatür baktım. CRP doğum sonrasında ikinci günde yükseliyor. Yani çünkü CRP sonuçta sadece enfeksiyon değil, bir enflamasyon. Enflamasyon ameliyatın etkisiyle de, yani bakterilerden bağımsız bir şekilde ameliyatın etkisiyle de ortaya çıkabilen bir şey. Yani CRP'yi sadece enfeksiyon olarak düşünmemek lazım. Takip etmek lazım. Gerekirse antibiyotik başlamak lazım. Göğüslerde süt birikmişse o da CRP'yi yükseltebilir. Mastit olmuş olabilir. Şu olur, bu olur. 3 aylık koruma iğnesi kullanıyordum. Bırakalı 5-6 ay oldu. Çocuk düşünüyorum, olur mu? Yani olur tabii ki, etkisi ortadan kalkar yaşınızda müsaitse. Ha, az önceki hastamız mol gebelikten kürtaj oldum hocam demiş. Demek ki mol gebelik tanısı aldınız. Mol gebelik tanısı aldıysanız o zaman beta HCG'yi sıfıra düşürene kadar hiç hamile kalmamanız lazım. Neden? Çünkü hamile kaldığınız zaman beta HCG'nin sıfırlamasını biz şey yapamayız. Çünkü beta HCG gebelikte yükselebiliyorsunuz. Mol gebelikte başka organlara sıçrayıp sıçramadığını gösteren, yani invaziv mol gösteren en önemli parametre beta HCG olduğu için sıfırlandıktan sonra 3 ila doktorun önerisine göre bazen 1 yıl kadar hamile kalmamanız lazım. 36 haftalık hamileyim. Geçmek bilmeyen kaşıntı başladı. Son bir haftadır pup deniyormuş sanırım. Doktorum 37. haftada alınmasını söyledi. Pup olabilir, gebelik kolestazı olabilir. Yani pupta daha çok böyle karında kabarık döküntüler olur. Kolestazda ise avuç içinde kaşıntılar olur ama kabartılar olmaz. Her halükarda tabii ki doktorun önerisine uymakta fayda var. Gebelik kolestazının göstergesi bu arada safra asitleri, açlık safra asitleri. Bir aylık hamileyim. Hashimoto bebeğe zarar verir mi? Olacak, kullanıyorum. Ne kullanıyorsunuz? Neyse. Hashimoto, tek başına Hashimoto, yani ötiroid, tiroid hormonlarının
normal olduğu Hashimoto genel olarak, yani tekrarlayan düşüklere sebep oluyor deniyor ama genel olarak başlamış bir gebelikte tabii ki tekrarlayan düşüklere neden oluyor dediğimize göre öyle bir risk var ama çok aşırı yüksek değil. Eğer ötiroidse, yani yeterince tiroid ilaçlarıyla TSH ve serbest T4 kontrol altına alınmışsa. Aylık hamileyim, bir haftadır karnımın sağ tarafı sertleşip yumuşuyor. Bebek o yöne doğru poposunu çıkartıyordur, kafasını çıkartıyordur. Yani bir videoda da anlatmıştım bunu. Karın asimetrik olur yani şeyde. Gebeliğin son haftalarında öyle simetrik bir şekilde olmaz. Bazen asimetrik olabilir. Beni görmüyor musunuz? Hiç. Vajinal mantar üredi nedir? Vajinal mantar işte. Yani mantar normalde vajinada masum bir şekilde yaşayan bir canlı mikroorganizma. Laktobasiller tarafından baskı altında tutuluyor. Ne zaman ki laktobasiller azalırsa o zaman mantar fırsatçı bir enfeksiyon olarak üremeye başlıyor. Ne yapmak lazım? Öncelikle o üreyen mantarı tedavi etmek lazım. Artı bir de laktobasil popülasyonunu güçlendirmek lazım. Budur. Sol tarafta direnç çıktı. Doktorum aspirin vermedi. Şimdi illaki aspirin verilecek diye bir şey yok. Tek taraflı direnç artışında genelde bir sorun olmuyor. Bebeğin gelişimini takip etmek lazım. HSG'de bir tüp kapalı denildi. Tek tüple gebelik olur mu? Ameliyata gerek var mı? Elbette ki olur. Olasılık biraz daha azdır. Ama şöyle düşünmeyin. Yani tek tüpüm tıkalı. O yüzden gebelik şansım %50 azaldı diye düşünmeyin. Çok enteresan bir şekilde yumurta hücresi yumurtlama olduktan sonra eğer kapalı taraftan olmuşsa enteresan bir şekilde gidiyor açık taraftan içine giriyor tüpün. Tamam mı? Yani %50 azalmıyor. Gebelikte göbek deliğimin üstünde ağrı var. Çok sık görülen bir şey. Yani o şey o bölgenin gerilmesine bağlı olarak göbek deliğinde ağrı diye videolarıma girin benim. Orada anlattım onu. Ama özetini söyleyeyim. Normal oluyor. 8,8 santimetre endometriyozisim var ve doğal yolla ikiz gebelik yaşıyorum. Ala. Doktor ameliyat yerine takip önerdi. Aliül ala. Çok çok iyi. Tabii ki. Yani eğer bir ağrı, sızı falan yaratmıyorsa tabii ki orada kalacak. Ne güzel de hamile kalmışsınız işte. 6 aylık hamileyim. Çok fazla sancım var. Acaba normal doğum yapmıyorum. Ne? Sancı olabilir ama mutlaka NST'ye girmeniz lazım. Yani böyle bu şekilde olmaz da bir NST değerlendirmesi lazım. Rahim ağzı açıklığı bakılması lazım ama çoğu zaman ya kalsiyum magnezyum dengesizliğine bağlı oluyor. Ya da Bräkski Hicks kasılmaları erken başlamış oluyor falan filan. 40 artı 3'üm. Hala bebeğimiz gelmiyor. Sezaryen olmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Yani 40 artı 0'dan itibaren daha dikkatli olmak lazım artık. Tamam mı? Sizin yapacağınız şey bebek hareketlerine dikkat etmek ve 3 günde bir NST'ye girmek ve amniyon mayi volümü ölçümü. Aha. İçeride kavga çıktı. Neslişah bir şey diyor. Bağırıp çağırıyor. Gelmiyor değil mi ses? Hala bağırıyor. Zor ya. Yani lisede okumak gerçekten okumak daha doğrusu zor. Şimdi Neşe liseye başladı bu sene. Zor iş ya. Gerçekten kolaylıklar diliyorum. Allah kolaylık versin bütün okuyanlara. Ve tabii ki annelere özellikle. Beni de. Tamam beni de bölümüne başlayacağız. Vay hatırlıyorsunuz demek ha. Beni de bölümünü. Pandemi döneminin şeyi. Pandemi döneminde 2 günde bir, 3 günde bir canlı yayın yapardık. Tabii iş güç yok. Sadece sabahleyin şeye gidiyoruz. Hastalarımıza bakıyoruz. Ondan sonra millet de çok fazla gelmek istemiyor tabii ki doktora. Doğal olarak biz de canlı yayın yapıyorduk. Beni de şeydi.
Beni de canlı yayına alın. Beni de beni de. Beni de beni de bölümü derdik. "33 haftalık hamileyim, boğaz ağrısı ve halsizlik. Ateş yok, güzel. Evde nasıl geçirebilirim? Dinlenme dışında ve ne tüketebilirim?" Kendi haline bırakacaksınız. O kendi kendine geçer. Yani portakal suyu için ne bileyim işte nane limon kaynatın falan filan. "Hamileliğin son günlerinde şeker ve unlu yiyeceklerden uzak durun" diyorlar. Neden? Doğumu mu kolaylaştırır? Yok. Hamilelikte genel olarak şeker ve unlu yiyeceklerden uzak durmak lazım. Hatta ve hatta bütün şey boyunca. Ne o ya? Bebeğin kafası delik ne demek? Aa. Ne deliği ya? Bebeğin kafasında bir delik olur tabii ki doğumda. Üzeri cilt kaplı. Ona bıngıldak adı veriliyor. Ha şey diyecektim. Hamilenin son günlerinde şeker ve unlu yiyeceklerden. Genel olarak şeker ve unlu yiyecekler çok aşırı kalori verdiği için çok fazla şey yapmamak lazım. Bebeğin kafası deliği anlamadım ben vallahi. Yani ne demek? O ne ya? Yani bıngıldağı kastediyorsanız böyle bazen çünkü beni arıyorlar işte çocuğun kafasında delik var falan diye. O bıngıldak şurada. Yani kafanın büyümeye devam etmesi için burada bir tane fontaner adı verilen burada da var. Yanlarda da var ama en belirgini burada böyle bir şey var. Çökme var. Onun hemen kapanmaması gerekiyor ki bebeğin kafası büyümeye devam etsin. "Hamilelik olup olmaması için kan tahlili için en doğru zaman ne zamandır?" Yani en doğru zaman diye bir zaman yok. Erken gebelik testiyle muhtemel adet gecik tarihinizden 3 gün önce yapabilirsiniz. Beta ECG verebilirsiniz 3 gün önce. Ama o zaman tabii ki bazı şeyler ortaya çıkıyor. İşte beta ECG artışını takip etmek lazım falan. Bence en güzeli adet gecikmesini 2-3 gün beklemek. Tamam mı? Ondan sonra da test yaparsınız, doktora gidersiniz. "25 haftalık hamileyken 1 santimetre açılmam olduğunu söyledi doktor. Şu an 33 haftalık oldum. Sizde böyle devam eder mi? Böyle hastalar dolu var. Özellikle ikinci gebeliğiniz veya üçüncü gebeliğiniz ise çok sık görülen bir şey bu, onu söyleyeyim. Tamam mı? Takip etmeye. Zaten 33'e kadar gelmişsiniz artık. 35 haftalık hamileyim. İdrarda bakteri çıktı." İdrar kültürü yapılması lazım. İdrarda bakteri tek başına bir antibiyotik endikasyonu değil. Güzel bir soru aslında. Bak, gebelik takibinde yapılan kontroller neyin tespitini yapmak için gerekli? Herhangi bir hastalığın tespiti için faydalı mı? Tabii ki. Gebelik takibinin bir kere bebek açısından, işte bebek dış gebelik mi, şu mu, bu mu falan filan. Ondan sonra işte bebeğin sağlık durumu, ense kalınlığı, ikili testler, dörtlü testler, fetal DNA, bu bebek tarafı. Bir de anne adayı tarafı var. Anne adayı tabii ki metabolizma yüklendiği için birçok gebeliğe özgü hastalıklara sahip olabiliyor. Bunlardan en önemlisi gebelik zehirlenmesi, gebelik şekeri, bir de erken doğum riski, anemi, kansızlık tabii ki bu da çok sık görülen bir şey, tiroidde sorunlar, ondan sonra birçok şey var ki gebelik takibinde saptanabilen şeyler. Ama en önemlilerini sayacak olursak bebekle ilgili anomaliler ve anne adayında gebelik zehirlenmesi, gebelik şekeri. "Kan testinde 129, bir gün sonra 153. Düşük yapıyormuşum. Bir daha ne zaman çocuk düşünebilirim?" Ya bu düşükten daha ziyade kimyasal gebelik olarak görmek lazım bunu. Onu düşük olarak görmeyin. Bence bir adet gördükten sonra tekrar hamile kalabilirsiniz. İkinci kere kimyasal gebelik olursa ama artık onu tekrarlayan düşükler kategorisine alıp bazı testler yapılması lazım. "5 haftalık hamileyim. Rubella IgM 1.26 şüpheli çıktı. Avidite testi istendi. Sizce sonuç nasıl çıkar bu değere göre?" Bilmiyorum sonuç nasıl çıkar ama büyük ihtimalle Türk toplumunda
%99 rubella IgG pozitif çıkıyor. IgG'ye bakıldı mı bilmiyorum ama IgG demek daha önceden geçirilen enfeksiyon veya aşının, çocuklukta olan aşının, kızamıkçık aşısının koruyucu antikorları. Tamam. O yüzden de avidite bence yüksek çıkar. Avidite yüksek çıkması ne demek? Antikorlar eskiye ait demek. IgG antikorları. IgM değil. Ya aynı soruyu sorup duruyorsunuz ya. Aynı kişi mi soruyor bunu? Gebelik takibi ne için önem arz ediyor? Söyledik ya işte. Bebekle ilgili. Anne adayıyla ilgili. Sonra da cevaplamıyorsunuz diyorsunuz. Ayda gene. Vay anasını. Beni deniyor herhalde. Dış sezaryen dikişim açıldı. Nasıl kapanacak? Doktor ilaç vesaire bir şey vermiyor. Verilmiyor genelde. O çok yüzeyel bir açılmadır. Kendi kendine alttan doldurarak kapanır eğer çok derin bir şey değilse. "25. haftada idrarım neon rengine..." Vay anasını. Parlıyor yani bayağı. Geceleyin. Neon rengine döndü. Çok cırt, yeşil sarı. Öncelikle bir idrar tahlili yaptırmanız lazım. Kullandığınız vitaminlere, kullandığınız antibiyotiğe bağlı olabilir. İdrar analizi yapmak lazım. Yani o tek başına rengine göre onlar çok geride kaldı ya. İdrar rengine göre tanı koymak aslında ilk tıp uygulaması biliyor musunuz? Eski resimlere baktığınız zaman Hipokrat döneminde doktorun sembolü elinde idrar şişesi. İdrarın rengine bakarak, kokusuna bakarak ve tadına bakarak. Tadına bakarak ne anlaşılır? Şeker. Zaten diyabet demek, ballı idrar demek. Diabetes mellitus, ballı idrar demek. Doktor şekerin tanısını idrarın tadına bakarak koyuyor. Yani ilk aslında bakarsanız işte kan alma yok, bir şey yok falan filan. İlk tıbbın ilk tahlili diyelim idrar tahlili. İdrarın rengi, idrarın miktarı, ondan sonra idrarın kokusu, tadı falan filan. Tamam mı? Ama artık günümüzde idrar analizi diye bir şey yapıyoruz. "32. haftadayım. Previa anteriorum var. Normal gebelik kesin, normal doğum demek istediniz tabii ki, değil mi? Doğum kesinlikle olmaz mı?" Yani olmaz. Plasenta previa demek rahim ağzı açılınca kanayacak demek. "Süt artırmak isteyen bol su içsin. Uyku, beslenme, sakinlik etkili." Bravo, çok ben de katılıyorum. Ama nasıl uyku olacak? Bebe orada dururken. Bebe ağlıyor. "7 haftalık hamileyim. Hematom göründü. Hiç kanama yok. Kaybolurum." Zaten hiç kanama olmadığı için hematom oluyor. Şimdi kanama olunca dışarıya boşalmazsa rahim içinde birikecek tabii ki. İnşallah. Çoğunlukla öyle oluyor. Kendi kendine hematom kayboluyor. "Sezaryen dikişim açıldı. Cilt doku kenardan doktor. Antibiyotik verip yolladı." Yani ne yapacaktı ki? Yani yeniden dikilme endikasyonu ne zaman var biliyor musunuz? Eğer komple açıldıysa o zaman bile her zaman yeniden dikilme endikasyonu yok. Tamam mı? Bazen olabiliyor öyle. "33 haftalık hamileyim. CRP 11, suyum normal." CRP çok yüksek değil. Yani enfeksiyon falan yoksa hamilelikte de bazen yükselebiliyor.
Gebelikte CRP yüksekliği olabilir mi? Olabilir. Ses gelmiyor mu? Ne? Boşuna mı konuşuyoruz deminden beri? Ses geliyor mu? Ses gelmiyor mu? Hadi ya. Ses geliyor değil mi? Adet gecikmesi var. Kan tahlili için kaç gün bekleyelim? 1-2 gün bekleyin. Teşekkür ederim geliyor dediğiniz için. Evet. Beni de beni de bölümü. Kimler canlı yayına girmek istiyor? Soru sormak için. Teşekkür ediyorum geliyor diyenlere. Sağ olun. İçimi rahatlattınız. Yoksa kendi kendine konuşuyormuş gibi hissedecektim kendimi. Bir şey sorabilir miyim? 18 haftalığım gebeyim, hafiften grip oldum. Bebeği etkiler mi? Yok canım, ateş olmadığı sürece etkilemez, merak etmeyin. Canlı yayına girmek isteyen var mı? Sadece multivitamin kullanıyorum. Ekstra bir şey kullanmama gerek var mı? Ben demir de veriyorum genelde. Peki, biraz daha cevap demişler. Tamam, verelim biraz daha cevap. Ne cevabı vereceğiz? Alfamet bebeğin kilo alımını engeller mi? Yok, alfamet çok sık kullanıyoruz. 10 haftalık hamileyim belirtim yok oldu. Neden olur? Yani sürekli belirti olacak diye bir şey yok. Eninde sonunda bir yerde belirtiler azalacak. Hatta kaybolacak. Fetal MR lateral ventrikül 9-10 milim geldi. 31 hafta gayet iyi. Eğer korpus kallozunda gözüktüyse, erkek bebekse eğer daha da iyi. Çünkü erkek bebeklerde 12'ye kadar olabiliyor. "31 haftalık 3,8 su az mı?" Az. Yani çok dikkatli takip etmek lazım. Evet, canlı yayın. Kim istiyor canlı yayın? Evet, hadi bak. Ses çıktı, telefon sesi geldi. Evet. Hadi bakalım. Gel. Buyurun. Alo. Merhaba. Nasıl? Merhabalar hocam. Bir şey soracaktım da. Birincisi benim normal gebelik oldu. İkincisi dış gebelik oldu. Üçüncüsü de kimyasal gebelik oldu. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Alo. Yüzünü göstermek istemiyor musun? Yok hocam. Tamam. Ne oldu? Bir daha söyle bakayım. Birincisi normal gebelik oldu hocam. Yani kesi oluştu, düştü. İkincisi dış gebelik oldu. Üçüncüsü de kimyasal gebelik oldu. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bir yol izlemen lazım, hemen söyleyeyim sana. Bak, bir kere ilk önce eşinin de kendine bir kromozom analizi yaptırman lazım, tamam mı? Tamam hocam. Artı pıhtılaşma testleri yapılması lazım. Evet hocam. Genel tip ve şunlar bunlar yapılması lazım. Bir de ilaçlı rayın filmi çektirmen de fayda var. Tamam mı? Tamam. Bunları yaptır. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi günler. Başka? Ha, gel. Buyurun. Evet. Peki. Unutsana. Hocam bir dakika. Merhaba hocam, nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olasın hocam. Buyurun. Hocam ben 9 haftalık gebeydim. 9. haftadaydım.
hastaneye gittim. Bendeki işte pozitif çıkmış ilk önce. Sonra beni Diyarbakır'a sevk ettiler fakülteye. Sonraki İGG ve İGM'lerin ilk önce negatifti. Sonra avide testi önerildim. Avide testim 47 çıktı. Yüksek çıktı yani, değil mi? Hani bana ilk önce düşük dedi, yani sınırdadır dediler. Bana öyle söyledi. Yani söylenildi yani 47. Hani dedi ki biz 50 üstü isteniyoruz, öyle söylenildi. Ondan sonra bir Sipramisin antibiyotik önerildi. Onu kullanmaya başladım. İşte günde 3 defa 8 saat aralığıyla. Sonra amniyosentez önerildi. Hocam amniyosentezde biraz korktum. Yani düşük tehlikesi olabilir diye. Ondan sonra dedim hani el farklı bir ilaç takviyesi yapılırsa amniyosentezi yaparım. Yani Allah korusun eğer bebeğe bulaşmışsa yaparım diye. De ki farklı bir antibiyotik kullanılmaz yani. Sadece bu Sipramisin dediğimiz hocam şunu verdiler. Onun için sonra beni penolojiye yönelttiler. Bu 10 Ekim'de penolojiye gideceğim. Öyle yani hocam. Yani şimdi şöyle bak, bir kere toksoplazma olduğunu ben zannetmiyorum açıkçası. Çok ender görülüyor Türkiye'de. Ama yine avidite testi düşük dediler, değil mi? Evet hocam 47 düşük dediler bana. Avidite testi düşük olduğuna göre yeni geçirilmiş bir enfeksiyon olma olasılığına karşı sana spiramisin vermeleri tamamen normal. Bu çok rutin bir uygulama, oldu mu? Bununla zaten bebek büyük oranda kurtulacak. Ama amniyosentez yapmak istemesi de doğal. Çünkü neden biliyor musun? Amniyosentezle bebeğin sıvısında şey bakacaklar. Toksoplazma bakacaklar direkt olarak. Eğer toksoplazma pozitif çıkarsa o zaman bütün hamilelik boyunca devam edeceksin spiramisine. Eğer negatif çıkarsa spiramisini kesme olanağın olacak. Anladın mı? Evet. Evet Yani hocam. işin mantığı bu. Tamam. O yüzden de kullanmaya devam et. Ama dediğim gibi yani istatistiksel olarak konuşuyorum. Sana özel konuşmuyorum. Genel olarak Türk toplumuna özel konuşuyorum. Bizde toksoplazma çok yüksek değil. Tamam mı? Evet hocam. O yüzden de sen zaten daha yeni hamilesin. Evet. 9 haftalıksın, Evet hocam. değil mi? Eğer ciddi bir toksoplazma enfeksiyonu geçirirse bebek zaten düşüyor. Öylesi daha hayırlı olur. Tamam mı? O yüzden... Ben dördüncü ayımdayım. Dördüncü ayıma geçtim. 16. haftadayım ben. Ama spiramisini kullanıyorsun, değil mi? Evet, 9. haftada kullanmaya başladım. Ona devam et zaten büyük ihtimalle amniyosentez yaptırmaya karar verirsen ki bence yaptır. Perinatolog sana önerecek onu çünkü. Amniyos sıvısında toksoplazma olup olmadığı belli olacak. Toksoplazma yoksa antibiyotik kesilme imkanı söz konusu olabilecek. Tamam mı? Çünkü sıkıcı Allah bir şey. korusun bulaşmışsa farklı bir antibiyotik yani uygulanır mı, takviye edilir mi? Yok. Bunun tek antibiyotiği bu. Spiramisin. Anne hocam bizim de endişemiz yani bebeğe belki düşük tehlikesi olabilir mi ya da bebeğe zarar verilebilir mi amniyosentez anında? Ultrasonda amniyosentez mi? Amniyosentezin tabii bebeğe zarar yani verme ihtimali değil de düşük yapma ihtimali var. Ama bu sadece 2/1. Çok yüksek değil yani. Anladın mı? Ama sen Evet. gerçekten merak ediyorsan bebeğine toksoplazma bulaşmış mı bulaşmamış mı diye bunu yaptır yani. Sonuçta Diyarbakır'da yaptıracaksın, değil mi? Evet, Üniversite var orada. fakültede. Daha ne? Tamam mı? Tamam hocam, çok sağ olun. Allah razı olsun. Hocam kitabınızı da aldık. Çok sağ olun. Çok bilgi veriyorsunuz. İkinci kitabını da sipariş ettik hocam. Çok Hadi sağ bakalım. Güle güle. olun. Çok sağ olun hocam. Ellerinden öpüyoruz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet. Bebeğin kordonu tek damarmış. Gelişme geriliği olabilirdi doktor. Ben ne yapabilirim? Lütfen cevap. Ya, iki arter bir ven olması lazım ya normalde. Bir arter bir ven olduğu zaman öncelikle kalpte bir anomali var mı yok mu ona bakmak lazım. Genel olarak tarama testlerini yapmak lazım. Hatta fetal DNA testi yapmak lazım. Çoğu zaman şunu unutmamak lazım. Bak, iki atar damar, bir tane toplar damar var ya. Bebeği besleyen atar damar değil. Bebeği besleyen toplar damar. Yani o çalışıyor. O yüzden gelişme geriliği olasılığı var diyoruz ama gelişme geriliği çoğu zaman olmuyor tek arterde. Oldu mu? Yani arter sanki besleyici ki yani bizim vücudumuzda besleyici olarak geçer değil mi? Atar damar. Kalpten çıkar. Burada ise şeye atar damar plasentaya gönderiyor. Yani atık ve artık maddeleri ve karbondioksiti gönderen şey. Ondan bir tane damar eksik ama esas besleyen damar çalışıyor. Evet. Hadi bakalım.
Merhaba, nasılsınız? Merhabalar hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum hocam, sizler de iyisinizdir. İyiyiz, buyurun. Hocam ben geçen sene 24 haftalıkken bir erken doğum yaptım. Kendim tip 1 diyabet hastasıyım 2,5 yıldır. Ama erken doğum yapma sebebimi doktorlar bulamadılar. İkili tarama testlerim çok yüksek geldi. Fetal DNA gönderdik, hepsi temiz geldi. Şu anda ve hocam çok inanılmaz derecede Son söylediğini duymadım. Bir dakika, son söylediğini duymadım. Hocam gelişim geriliği vardı. İlk Tamam. başta 1 hafta, 2 hafta olarak, fakat doğum zamanımda 24 haftalık olması gerekirken 19 hafta olarak çıktı kilo alımı ve hocam su yoktu, çocuğumun suyu yoktu. Şu anda 9 haftalık hamileyim tekrardan ama hala 5-6 günlük bir gerileme var. Ne yapmam lazım tekrar aynı şeyleri yaşamamam için? Peki şöyle bir şey sorayım. Hemoglobin A1'cen kaç şu anda? Şu anda 6,2 hocam. Yani biraz yüksek ama değil mi? Çok Evet, biraz yüksek. değil. Çok yüksek değil ama tip 1'im dedin değil mi? Tip 1. Evet, tip 1. Tip 1 hocam. Peki açlık kan şekerin kaç çıkıyor? Hocam ilk hamile kaldığım zamanlar çok yüksek çıkıyordu ama şu anda 80-90 arası çıkıyor. Kaç, toplam kaç ünite kullanıyorsun günde? Hocam yediğime göre değişiyor. Maksimum günlük 50'yi buluyorum ama. 50. Tamam. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Önceki gebelik kaybının tip 1 diyabete bağlı olduğunu çok düşünmüyorum. Tamam mı? Evet. Çift rahim bilmem ne falan gibi şeyler araştırıldı mı? Evet hocam, sadece doktorlar rahimin geride olduğunu söylediler. Başka hiçbir şey söylemediler. Şimdi bak bu gebelikte yapılması gereken şey şu. Peki o 24 haftalık kayıp varken hani gelişme geriliği var diyorsun Evet ya. hocam. Şeyler nasıl? Uterin arterler nasıldı? Yani direnç artışı şu bu falan gibi şeyler var mıydı? Hocam her şey normaldi. Hiçbir anormallik yoktu. Her şeyine baktılar. Doktorlar da bir anormallik görmediğini söylediler. Gelişim geriliği vardı. Tamam. Aspirin kullanıyorsun şu anda. Yok hocam, 12. haftada başlayacaklarını söylediler Onu ama söyleyecektim hocam şimdi. 12. haftada bir erken dönem dopleri diye bir şey var. Normalde 20 hafta civarında yapıyoruz ama evet onun hocam. özel bir tekniği var. Özel bir teknikle yapılıyor. Yani probu daha farklı tutmak lazım. Paralel tutmak lazım. Orada direnç artışı falan söz konusuysa bazen biz 100 miligram değil 150 miligram aspirin veriyoruz. Hatta ve hatta bazen de buna günlük iğneleri ekliyoruz. Yani 12. hafta çok kritik. Tamam mı? Evet. O Tamam. kritik derken şu anlamda kritik. Yani orada kullanılacak ilacın dozu falan filan çok önemli. Oldu mu? Yani şu anda kaç hafta gerilik var? Şu anda 5-6 günlük 6 günlük geriliği var hocam. Çok fazla değilmiş. Kaç günde bir adet görüyorsun? Hocam ben düzenli görüyordum, 28 gün ya da 29 günde bir. Yani geç yumurtlamaya bağlı da olabilir o tabii ki. Onu bilemeyiz. Ama dediğim gibi 12 hafta çok kritik bir hafta senin için. Yani şey açısından kritik. Kritik derken bir şey olacağı anlamında değil. Yani önemli bir hafta. Oldu mu? Tamam. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Okey. Hayırlısı olsun. Sağ olun. İyi Teşekkür günler. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Vay Aziz. Doktor Aziz. Süper tüp bebekçi Azizciğim. Beni de alalım bir tane. Merhaba hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun hocam. Benim birkaç sorum olacaktı. Olsun ama yüzünü göstermek istemiyor musun? Evet, yok yok, gösteririm. Hocam ben 4 senelik evliyim. 4 tane kimyasal gebeliğim oldu. 6 ay öncesinde de 15 haftalık bebeğimi kaybettim. Kalbi durdu. Evet. Şimdi de şimdi de gebelik düşünüyoruz ama hani gebeliği kolaylaştırılacak. Mesela Hayat sirkesi kullanıyorum. Şey duydum bir de hani kolajen kullanın diyen oldu. Kusura bakmayın, biraz Yok heyecanlıyım. yok estağfurullah. Folik asit kullanıyorum şu an. Bir de en son gittiğimde doktorum bana şey verdi. Bu
bilinmeyen gebelik kayıplarından dolayı Koraspirin verdi. Bu peki gebelik oluşmadan önce mi kullanılması gerekiyor hocam? Yok, gebelik öncesinde de kullanılabilir. Yalnız birkaç tane şey söyleyeceğim ben. Kolajenin ve Hayit sirkesinin ben gebeliğe etkisini bilmiyorum açıkçası. Yani o konuda bir bilgim yok. Tamam mı? Evet hocam. Kromozom analizleriniz yapıldı mı? Evet yapıldı. Onun için şey de yaptık hocam, genetik testlerimizi de yaptırdık. Sadece doktorumuz şey dedi, şehir hastanesinde yaptırdık. Bursa Şehir Hastanesi'nde. Hafif bir şekilde kan pıhtısı var dedi. O da dedi doktordan doktora göre değişir. Kimi iğne yapılmasını önerir, kimi önermez. Doğru söyle. Yani doğru, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bir şey daha soracağım. Peki ilaçlı rahim filmi çekildi mi? İlaçlı rahim filmi çekilmedi. İlaçlı rahim filmi çekileceğim sırada ben gebe olduğumu öğrendim. Bu 15 haftalarda. Sonra hocam ilaçlı film çekileceği zaman 7 haftalık gebe olduğumu öğrendim. Sonra kan testinden sonra da toksoplazma testim pozitif çıktı. Onun için ilaç tedavisine başlatıldı. Sonra 15 haftalık en son gittiğimde toksoplazma avitita testlerini aldığımda doktor dedi ki ilaçları bırak dedi. Yani perinatoloji dedi avitita yani bu toksoplazmayı daha önce gebelikten önce geçirmişsin dedi. Kullanma dedi. İşte ultrasona verdikten sonra bir hafta öncesi bebeğimin kalbin durduğunu öğrendik. Şimdi bir kere bak, öncelikle senin hamile kalma ile ilgili bir sorunun yok mu? Böyle hayıt mayıt falan bilmiyorum ben. Kolajen falan filan. Hamile kalma ile ilgili bir sorun var mı? Niye hamile kalıyorsun sen? Yok hocam, bu 3 sene önce hani gebe kalıyorum kalmıyorum diye hani araştırmalar yapıyorduk. Hani en son işte rahim filminin çekmeye yakın gebe kaldığımı öğrendim zaten. Hayır, ben bilmiyorum yani, o yüzden söylüyorum. Hayıt falan bilemiyorum. Yani sen kendi haline bırak. Yumurtlama monitörü al. Yumurtlama monitörü sana doğurgan günlerini gösterecek. Hamile kaldıktan sonra da düzenli takiplere git. Koraspinle devam et. Gerekirse iğne şey yaptır. Gerekirse progesteron falan filan aldır. Yani sonuç itibariyle sen gençsin değil mi? Kaç yaşındasın? Yani şu an 30 yaşına girdim hocam. Genç yaşlısın. Bir de 18 yaşında da sol yumurtalığım alın dermoid kitleden dolayı bir yumurtalığım var. Olsun, bak hamile kalıyorsun işte. Birazcık sabırlı olmak lazım. Oldu. Senin sorunun hamile kalmaktan daha ziyade hamileliğin sürmesi olduğu için hamilelik başladıktan sonra dikkatli bir şekilde takip edilir. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Sağ ol. Artık gidelim ya, evlere dağılalım. Bir tane daha alalım. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şey hocam, benim tekrarlayan 8 tane dişim var. 4 kere kürtaj oldum. Şu an 12 haftalık hamileyim. Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Ne zaman peritonoloğa gitmeliyim? Ne yapmalıyım? Şu an Koraspirin, Oxapar, Progesteron falan kullanıyorum. Yani peritonolog şu anda yapacağı bir şey yok. Siz doktorunuza devam edin. 19. hafta civarında. Ondan sonra perinatoloji uzmanına detaylı ultrason için gideceksiniz. Artık 12'ye kadar getirmişsiniz. Yani perinatoloji uzmanı size ekstra bir şey yapıyor. Evet, zaten ilk defa hamileliyim. İlk defa 12. hafta. Yani bu normalde Bence bu sefer gider diye düşünüyorum. Perinatoloji acele etmeye gerek yok. Tamam mı? Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı çok seviyorum. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gebelik zehirlenmesi hayır gitmeyi mi? Ne? Alalım tabii canım. Seni mi kıracağız ya? Alalım seni de. Ondan sonra gidelim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hocam ben 33 yaşındayım. 3 tane kaybım var. Birisi normal, birisi aşılama ve birisi tüp bebek. Ben şu an 28+3 gebeyim.
normal hamile kaldım. Evet. Hipotiroid hastasıyım. Başlıyor. Hocam Oxapar 4000'lik kullanıyorum. Evet. Ama hocam Tamam. benim çok sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarım var. Tamam. Ben perinatoloji uzmanıma gittiğimde Tamam. piyoloseptin kullanıyorum. 50'lik veya 100'lük ara ara kullanıyorum hocam. Evet. Ve o beni Evet. ürolojiye yönlendirdi. Tamam. Ürolojiye yönlendi. Üroloji de bana şimdi böyle bir ilaç verdi. Tamam. Hocam benim tek bir sorum, ben sık böyle tekrarlayan enfeksiyonumdan dolayı çok sık antibiyotik kullanıyorum. Yani bebeğime bir şey olur mu? Yani doğduğunda anomaliler olur mu diye Yok. benim aklımdaki soru. Söyleyeyim hemen şimdi. Bir kere hipotiroidim dedin ya. Evet hocam. Regüle değil mi şu an? Serbest T4'ün kaç? T3-T4'üm normal dedi doktorum hocam. 0,83 çıktı. 200 miligram kullanıyorum Levitron. Çok iyi. Harika. Aferin sana. Vallahi bak şöyle söyleyeyim. Bizim hamileliğin başından ta sonuna kadar antibiyotik verdiğimiz bir dizi insan var, biliyor musun? Evet hocam. Başından sonuna kadar. Ama her antibiyotiği veremiyoruz. Sadece Evet. uzun antibiyotikleri. Şimdi bir kere idrar yolu enfeksiyonu olduğu zaman şöyle bir risk var. Eğer baskı altında tutulmazsa oradaki bakteri böbreklere sıçrayıp pielonefrit dediğimiz bir duruma yol açabilir ve bu da erken doğuma kadar gidebilir. Kullanılan antibiyotikler mutlaka ve mutlaka sonuçta bebeğe zarar verme ihtimali olmayan onlarca antibiyotik var. Evet Onlar da hocam. oluyor. Yani pielonefrit bunlardan bir tanesi. Yalnız size bir önerim var. Lohusalık dönemi geçtikten sonra bir böbrek ve idrar yollarını komple bir muayene ettirmek lazım. Çünkü durup dururken bir insanda sürekli idrar yolu enfeksiyonu olmaz. Acaba böbreklerde bir anomali mi var? Acaba ne bileyim yani üreterde bir şey mi var? Üretrada darlık mı var? Şu mu var? Bu var. Birçok Hocam şey var. kültür testlerim de çok temiz çıkıyor. Üreme çıkmıyor. İşte demek ki baskı altında tutmaya devam ediyor. Yani ürolog öyle söyledikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok. Hocam bir de Demek ki devam özür ediyor. diliyorum. Son bir sorum olacak. Arkadaşlar da yazıyorlar. Haklarına girmek istemiyorum. Hocam ben gebe kalmadan önce Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bana FMF genetik testi yapıldı. Ana bilim dalı başkanıyla görüştüğüm zaman sende FMF yok lakin senin ataklarına iyi geldiği için Colchicine kullanıyorsun dedi. Ben kendi kafama göre gebe kaldığımda kullanmayı bıraktım. Acaba diyorum böbreklerim onun etkisiyle enfeksiyon yapabiliyor olabilir mi? Yok. Onunla hiç alakası yok. İyi, tamam hocam. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Ne ederim? Sağ ol, sağ ol. Evet. Evet, son kişiyi alıyoruz. Maalesef son kişiyi alabiliyoruz. Kolestaz için vitamin fazlalığından olabilir deniyor. Bu doğru mu? Yok. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Buyurun. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hocam ben şu an 17 haftalık gebeyim. Mutfağa görüyorsunuz sadece. Kamerayı şu an çeviremedim. Mamos. Ben 17 haftalık gebeyim hocam. 10 haftalıkken kanama geçirdim aşırı derecede. Sonra acile gittiğimde bebeğin kalp atışları vardı. Sonrasında progestan verildi bana. Daha sonra bir 20 gün sonra tekrar bir kanama geçirdim ama daha az. Sonrasında kahverengi lekelerim devam etti. Sonra bir 10 gün sonra tekrar daha da az bir kanama geçirdim. Yine devam etti. Bu sefer bana iğne verdi doktorum. Şu anda kanamam da yok, kahverengi lekelerim de yok. Hadi bebeğim de gayet iyi. Kanama alanım da biraz azalmış, bayağı bir toparladı. Şu an haftada bir progestan iğne, vajinal progestan ve Dupaston kullanıyorum günde 3 defa. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Plasentanın lokalizasyonu nasıl? Plasenta. Onunla ilgili bir sıkıntı, yani bir şey söylemedi doktorum. Büyük ihtimalle plasenta rahim ağzına yakın yerleşmiştir. Ona bağlı kanama olmuştur. O plasenta yavaş yavaş yukarıya doğru çıktıkça kanama azalacaktır. Zaten olmuyor diyorsun. Oldu mu? O yüzden de bir Anladım. sorumluluktan bu haftaya kadar gelmişsin artık. Bir süre sonra ilaçları da bırakılacak zaten. İlaçlar da bırakılacak. Bence bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Bir de hocam ben 9 yıl önce 24 haftalıkken gebelik sonlanması yaşadım. Suyumun bitmesine bağlı olarak neden olduğu bilinmiyor. Ama bir 15 gün öncesinde ben düşmüştüm çok kötü bir şekilde sokakta. Travmaya bağlı dendi raporda. Öyle de bir gebelik hikayem var 9 yıl öncesinden. Yani bu 9 yıl öncesine geçirmiş şeyin bu bebeğe etkileyeceğini ben hiç düşünmedim açıkçası. Tamam mı yani? Anladım hocam. Onda çünkü travma geçirdim. Bunda yok öyle bir şey. Değil mi? Tamam. Teşekkür. Bence gayet iyi sonuçlanacak diye düşünüyorum. Tamam mı? Çok teşekkür ederim Sağ hocam. Sizi çok seviyorum. olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Adetin kaçıncı günde femara açılmalıdır? 3 ila 5. günler arasında. Evet. Son kişiyi alıyoruz. Hep son kişiyi alıyoruz diyorum. Ha, ben de Teoman gibi oldum. Teoman da müziği bırakıp tekrar başlıyordu ya. Evet. Hadi. Oho. Tamam boş ver o zaman. Ne yapayım? Beni de al dedin aldık. Tamam bir kişi daha var. Al al hocam gitme. Yok canım. Evlere dağılacağız artık. Gebelikte sigara içilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İçin. İçin. Daha da fazla için. Olur mu hiç öyle şey canım? Yani bebek pasif içici olarak olumsuz bir şekilde etkileniyor bundan. Yani şey mi diyecektim? Ne diyecektim zannediyorsunuz siz? Ne diyecektim yani? Hocam beni de diyor bak hala. Demin girmedin. Senin almanı bekliyoruz diyor. Aldık. Sen gelmiyorsun. Bak hala. Yok, gelmiyorsun. Bak, sen almanı bekliyoruz diyor. Mark Zuckerberg seni canlı yayına almıyor. Mark Zuckerberg almadı seni. Ben aldım ama Instagram kabul etmedi. Yok. Yani herhalde kotası doldu şey canlı yayın. Almıyor. Deminden beri alıyorum ben herkese. Valla bak alıyorum yani. Gelmiyor. Al bunu da deneyelim. Burayı da deneyelim bir. Yok yok kotası doldu herhalde. Gerçekten almıyor. Bak dört kişiyi davet ettim. Dördü de almadı. Demek ki olay bende değil. Görüşmek üzere. Benle ilgili değil. Dört kişiyi davet ettim ama dördü de gelemedi. Kendilerinin gelemediğini zannetmiyorum. Ben bilmiyorum. Ya oluyor işte böyle şeyler.